Motopixel TV'den herkese merhaba. Bu bölümde size 3 tane konudan bahsedeceğim. Üçü de aküyle ilgili olacak. Birincisi, görmüş olduğunuz 3 tane motosikletimin aküsünü Asterion'la değiştireceğim. Çünkü Asterion kanalımızın sponsoru uzun zamandır biliyorsunuz. Geçen sene Ducati Multistrada, Honda CRF 250 ile Lambretta üzerinde bu aküleri denedim, test ettim, geri dönüşlerini ölçümledim ama hani kanalımızın sponsoru olan bir markanın akülerini yeni motosikletlerimde kullanmıyor olmak doğru değil diye düşünerek hepsini Asterion aküle değiştireceğim. Orada değişim sırasında size böyle küçük tüyolar vereceğim. Önemli, mutlaka izleyin. İkinci konu, akü değişimi bittikten sonra Şişli'ye gideceğiz. Şişli'de bir Harley Davidson servisine gideceğiz. Servis ustası sahibine şunu soracağım. Neden Harley Davidson'larda Asterion akü kullandığını soracağım. Orada da çok önemli detaylar var. Onu da mutlaka izleyin. Üçüncüsü, isterseniz izlemeyin. Önemli değil ama Asterion aküyü spiral taşı ile keseceğiz. İsterseniz onu izlemeyebilirsiniz. Onu orada rahatız yani. Hiç zaman kaybetmeden hemen akü başlığında akü ile ilgili bütün soru işaretlerini kafanızda giderecek bir bölüme başlayalım. Öncelikle Pulsion, Peugeot Pulsion'un aküsünü değiştirerek başlayabiliriz. Hemen şöyle öne alayım. Şimdi daha önceki bölümlerde sıklıkla dile getirdim. Bir motorcunun en önemli bilmesi gereken şey, yolda başına bir şey gelirse, herhangi bir müdahale gerekirse aküsünün yeri nerede? Bunu mutlaka kitapçığından bakmalı veya kendisi sel altını falan kontrol ederek bakmalı. Peugeot Pulsion'un aküsü, kutu açılımlarında da size gösterdiğim üzere daha önceki bölümlerde, ki herkes izlememiş olabilir, o yüzden tekrarlıyorum. Şu tam benzin deposu kapağının arkasında yer alıyor. O yüzden kapağını sökerek direkt hızlıca aküyü değiştireceğim. Burada tek amacım akü nasıl değişir, aküyü nasıl değiştirirsiniz değil. Normalde hani İstanbul'da belki daha kolay oluyor bu işler ama Anadolu'da yaşayan insanlar internetten sipariş verdiğinde, aküsü eve geldiğinde nasıl değiştirmesi konusunda hızlıca pratik yöntemler aslında gösterebilmek. O yüzden biraz da şu değişim işlemini yapıyorum. Akü farkındaysanız burada ve bir tane gergi şeyi var burada. Demiri değil de bu biraz daha böyle plastik conta şeklinde. Her aküde böyledir. Bu ya metal şeklinde tornavida ile bağlıdır ya da bir mandal yardımıyla böyle akünün sallanmasını engelleyici bir sistemdir. Şu. Öncelikle bunu çıkardım. Daha sonra aküye bakıyorum ve soruyu soruyorum. Önce hangisini çıkaracağız? Eksiği mi, artıyı mı? Siyah olan eksi, kırmızı olan her zaman artıdır. Kırmızıyı görmemiş olabilirsiniz. Sorun değil. Soru bu. Bu soruyu bir düşünün. Düşünürken de altta like'a basmayı ve abone olmayı unutmayın diyeyim. Aküyü çıkarırken her zaman ilk çıkarılacak olan yer eksi kutup olur. Çünkü eksi devre tamamlayıcıdır. Devre tamamlayıcıyı sökmeden devrenin asıl enerji veren kesmini sökerseniz ya sigorta attırırsınız ya motosiklete zarar verirsiniz. Beyin hasarlarına, motor beyin hasarına kadar gidebilir. O yüzden önce eksi sökülür. Takarken de tam tersi. Önce artı takılır. Evet, aküyü çıkaramadan, kaldıramadan şuradan sökmemi istiyor Peugeot Pulsion'un aküsünü. O yüzden biraz zorlanarak önce eksi kutbu söktüm. Sonra artı kutbun somununu çıkardım. Kutupların birbirine değmesini engelleyerek aküyü şöyle dışarı aldım. Farkındaysanız Peugeot Pulsion'da UAS akü var ve bu akü MF akü. Yani hani asiti koyup da dinlendirilip ondan sonra şarj edildikten sonra motosiklete bağlanan aküler vardır ya, MF akünün anlamı o. Yuvasa'nın güzel bir aküsünü kullanıyor ama ben bunu Asterion'un hazırlık istemeyen hazır aküsüyle değiştireceğim. Kutu açılışı yapalım. Akü kutu açılışı. Asterion akü aldığınızda şöyle bir kutu da geliyor ve bu şekilde çıkıyor. İçinde bir tane anahtarlık var. Her Asterion aküsünün içerisinde çıkan bir şey bu. Bağlantı vidaları ve akümüz şu şekilde. Şimdi Asterion aküyü burada ayıran özelliklerden bir tanesi AGM türü bir akü olması. AGM ne demek? Herkesin bilmesi gerekmez bu özelliği ama bilirseniz de zararınız olmaz. AGM akü demek hazırlıksız akü anlamına geliyor. Yani herhangi bir asit dökmüyorsunuz, şarj etmiyorsunuz, öncesinde bir bekleme süreciniz yok. Kutudan çıkardığınız gibi
direkt yerine yerleştirip bağlantılarını yaptıktan sonra kullanabileceğiniz akü anlamına geliyor. Şimdi burada özel bir şey göstereceğim size. Normalde akü aldığınızda, yeni akü aldığınızda böyle somunlarla, vidalarla birlikte geliyor ya. Bu vidaları böyle içine yerleştirip daha sonra üstten tutturmanız gerekiyor ya. Farkındaysanız ufacık oynattığınızda böyle elinize düşüyor bu somunlar. Bu elinize düşse iyi, motor bloğun içine giriyor. Onu bir türlü çıkaramıyorsunuz veya bunun yedeği olmadığı için de hani başka bir şeylerle tutturmak zorunda olanlar var. Kartonla, metalle falan telle tutturanları gördüm ben. O yüzden burada küçük bir tüyo göstereceğim size. Bu tüyo da şu elimde görmüş olduğunuz karton kutu. Karton kutu kapağı veya işte küçük bir mukavva kağıt diyelim buna. Şu somunun ölçüsünü alıyorum. Bu ölçü oranında aşağı yukarı, birebir değil tabii ki bu. Aşağı yukarı göz kararı şöyle bir şey kesiyorum, bir parça kesiyorum. Önce ikiye katlıyorum, sonra dörde katlıyorum. Böyle kalın bir şey elde etmiş oluyorum bu sayede. Daha sonra somunu alıyorum, şöyle üzerine koyuyorum. Şu. Yani anladınız büyük ihtimalle. Altına zemin oluşturuyorum ki sağa sola çevirdiğimde aşağı yukarı olduğunda bu somun yerinden çıkmasın diye şöyle yerleştiriyorum bakın. Sağa yapıyorum, sola yapıyorum, aşağı yukarı yapıyorum. Bu buradan düşmüyor. Dolayısıyla bu vidayı burada çalışmak için uygun hale getirmiş oldum bu somunu. Bu çok aslında çok basit bir şey ama herkesin uygulamadığı, bilmediği bir şey olduğu için küçük bir tüyodur diye düşünüyorum. Bu tüyoyu size özellikle göstermek istedim. Önce artı kutbu takacağım için artı eksiğe dikkat ediyorum. İçine yerleştiriyorum akümü. Önce artı kutbu bağlayacağım. Yine diğer tarafa geçeyim. Vidamı aldım elime. Zaten somunum orada zeminde hazırdı. Artıyı önce bağlıyorum. Evet, somunu da oturturduktan sonra torna vidayla güzelce sıkıyorum. Ama burada şu çok önemli. Sadece torna vidayla sıkmanız yetmeyebilir. Normalde motosiklet ustaları motor kurarken ne yaparlar biliyor musunuz? Şu 10 anahtarla iyice sıkarlar ki herhangi bir titreşim sırasında işte kasise girerken çıkarken akü başı, kutup başı gevşemesin diye. Ben de çok böyle zorlamadan gevşemeyecek şekilde artı kutbu sıktım. Sıra geldi eksi kutbuma. Aynı taktikle alıyorum. Zeminim zaten orada hazır. Torna vida ile sıkıyorum. Farkındaysanız önce artıyı taktım, sonra eksiği taktım. Ufacık da böyle sallantıdan, titreşimden dolayı çıkmasın diye şu lokman anahtarımla sıktım ve işlem tamamlandı. Başarılı olmuşuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Orta sehpadayken gaz yemiyor pulsiyonlar. Yan sehpacıkken. Evet. 14.6 wattlık enerjiyle Asterion aküyle değiştirmiş oldum. Şimdi kapağını kapatayım, diğer modelime geçeyim. Her şeyi anahtarsız çalıştırma sistemiyle çalışan, deposu bile anahtarsız çalışan BMW S-Pinixar'ın tek anahtarla çalışan yeri sele altı. O yüzden anahtarımı kuyrukta bulunan yere takıyorum. Selemi çıkarıyorum. Akü yok dermişim. Akü selenin altında. Şimdi BMW'nin aküsü de yine selenin altında şu şekilde bir gergi demiriyle buraya sabitlenmiş. Oynamasın, sallanmasın. Darbe anında herhangi bir hasar almasın, içindeki elektrolizler kaynamasın diye gergi demiriyle şöyle buraya tamamen sabitlemişler. Önce gergi demirini çıkarıyorsunuz. Gergi demirini elime aldım ve akümüz göründü. BMW'de orijinal fabrikasyon olarak, stok olarak Exide marka bir akü kullanıyormuş ki Exide'ı BMW kullanıcıları bilir. Türkiye'de büyük ihtimalle distribütörü yok bunun ama hani BMW kullanıcıları özellikle Exide akü arar. Sebebi hani anlaşmaları gereği mi bilmiyorum ama hani çok uzun yıllar götürüyor olması. O yüzden Asterion'u buraya takmak benim için çok önemli. Exide'daki performansı Asterion'dan alabilecek miyim onu göreceğim. Hangisini çıkarıyorduk? Önce devre tamamlayıcı olan eksiği söküyorum. Sonra eksiyle artıyı asla temas ettirmeden artı kutbu söküyorum. Kontak kapalı bile olsa eksi artı birbirine temas ederse eğer kısa devre yapmasına, sigortaların patlamasına sebep olacaktır. İki kutbu da çıkardıktan sonra artık akümü buradan çekip alabilirim. Evet, Exide akü bu şekilde çıkıyor. Şimdi Asterion'la değiştireyim bunu. Şimdi burada bir konuya daha değineyim. Bu da hassas ve özel bir konu. Bize çok gelen sorulardan bir tanesi.
Aynı şekilde anahtarlığım çıktığı içinden bütün Asterion akülerden anahtarlık çıkıyor. Şimdi akü alırken internetten veya herhangi bir bayiden akü alırken motorunuza göre aküyü nasıl bulacaksınız? Yani evet, birçok sitede şey var. Hani motorunuzun markasını, modelini yazıyorsunuz. Zaten doğru akü çıkıyor ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi voltaj değeri. Yani çıkan akü üzerindeki voltaj değeriyle şöyle göstereyim. 12 volt 12 amper diyor Exide'da. Bunda ise 12 volt 11 amper diyor. YTZ 12S, YTZ 14S aküler için uygun olduğunda şurada aşağıda belirtmiş. Yani bu akü 12 amperle 14 amper arasındaki modellere uyumlu anlamına geliyor. Eğer kendiniz seçmek zorundaysanız, bilmeyen bir yerden almak zorundaysanız, aynı ölçülere, aynı voltaj değerlerine sahip aküyü tercih ettiğinizde zaten boyutları aynı olacak, yuvasına büyük ihtimalle oturacaktır. Ben size şunu tavsiye ederim. İnternet sitesi üzerinde akü sitelerinin içine girdiğinizde zaten size hangi model akü istediğinizi sorar ve orada yazdığınızda doğru aküyü çıkarır karşınıza. O yüzden iki yöntem de uygulanabilir. Hem şeyden kontrol edebilirsiniz, voltaj değerinden, hem de akünün model özelliklerinden bakarak doğru aküyü seçebilirsiniz. Şimdi içinden çıkan somun ve vidaları görüyorsunuz. Farkındaysanız bu model Asterion'da şuradaki böyle katmanlar falan var çünkü yatık olarak yerleştiriliyor yerine. Bir deneyeyim bakayım bunda altında karton desteğine gerek olacak mı diye. Şöyle koyuyorum. Evet, kayıyor. Ama karton desteğiyle birlikte bunu buraya yerleştiremeyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü arkası biraz böyle ilginç bir arkası var. O yüzden dikkatli bir şekilde karton desteği yapmadan somunları yerine yerleştiriyorum. Yatık olduğu için çok böyle sağ sol yapmayacağım için direkt yuvasına oturtuyorum. Bakalım bunu karton desteği yapmadan bağlayabilecek miyim diye kendim de merak ediyorum. Evet, yerine oturttum. İçeri soktum. Olduğu yere bıraktım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce artı kutbu bağlıyoruz. Eksiyle temas ettirmeden. Artının somununu geçirdim. Vidayla buluşturdum. Somunla buluşturdum vidasını. Evet. Artıyı tornavidayla sıktım. Daha sonra şu lokman anahtarımla sallandığında titreşimden dolayı gevşemesin. Gevşeklikten dolayı akü performans kaybetmesin diye lokman anahtarımla ufacık bir sıktım. Sonra geliyorum aynı şekilde eksi kutbun bağlantısını yapıyorum. Artıyla kesinlikle temas etmeden. Evet. Tornavidayla sıktım. Lokman anahtarımla da hafifçe biraz daha sıktım ve artık sağlam hale geldi. Aynı yere oturacak mı bakalım. Aynı boyutlarda bir akü ama belki şey yapabilir diye zaten burada yer yapmışlar. Böyle yukarı aşağı çekebilin diye. Gergi demirini de aynı şekilde yerine oturtturmayı başardım. Güzelce sıktım. Artık aküm burada sabitlendi. Seleyi kapatmadan bakıyorum. Kontağa bastım. Açıyor mu diye. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Eksi arsiye özellikle dikkat edin. Bakın yanlış kutup bağlantısı yaparsanız sigorta attırırsınız. O sizi biraz uğraştırır. Evet, bağlantım tamam. Selemi kapatabilirim. Bir şey söyleyeyim. Bu 3 motoru sürekli her daim kullanma mümkün değil. Tahmin ediyorsunuz siz de. O yüzden mutlaka birini kullanırken biri yatıyor olacak. Öbürünü kullanırken öbürü yatıyor olacak. Ve bu yatışlar 10 günlük, 15 günlük süreçler olacak. Dolayısıyla hani fazla motorumun olması bence büyük bir avantaj. Niye? Uzun süre yatan motor üzerinde Asterion akının performansı nasıl olacak? Bunu direkt gözlemlememi sağlayacak. Şimdi sıra geldi MT-800'e. Anahtarıyla artçı selesini kaldırdığımda direkt bunda artçı selesinin altına koymuşlar. Eğer sürücü selesinin altında olsaydı şuradaki alyan vidalarıyla burayı sökmek zorunda kalacaktım. MT-800 orada kolay bir sistem belirlemiş. Önce gergi demiriyle başlıyorum. Hepsinde öyle, bütün motosikletlerde öyle. MT-800'de gergi demirini alyan anahtarla yapmışlar. Yani normal diğer ölçü birimlerinden farklı bir ölçüyle koymuşlar. Dikkatlice vidaları
içeri düşürmemek en önemli nokta burada. Çünkü şuraya içeri vidalar düştüğü zaman onu bulmak gerçekten çok çok zor oluyor. O yüzden vidalar hassas konu. Gergi demirini çıkardım. Önce hangisini çıkarıyorduk? Tabii ki eksiği çıkarıyorduk. Artı kutbu çıkarıyorum. Vidaları düşürmemeye özen gösteriyorum. Aküyü elime alıyorum. Bakın farkındaysanız bu motor kurulurken aynı benim teknik uygulanmış. Altına şöyle bir sünger koymuşlar ki vidalar sağa sol yapmasın, düşmesin montajı sırasında diye. Aynı sistemi şimdi ben bir daha uygulayacağım. CF Moto nanojel bir akü kullanıyormuş ve markası Dynavolt isminde. İyi bir akü olduğu söyleniyor. Nanojel teknolojisi de güzel bir teknolojidir. Ama biraz fiyatlar konusunda pahalıdır tekrar nanojel almak istediğinizde. Ben yerine AGM akü takacağım, Asterion'un. Yine aynı şekilde anahtarlık. Artık bunun birini kullanmak şart oldu. 3 tane anahtarlığım oldu çünkü. Şimdi yine aynı şekilde somunları bunun altına sabitlememe gerek var mı? Bence bunda da gerek yok. Çünkü yeri hazır olarak geliyor. Evet, sağa sola yaptığınızda düşebilir ama yatık kullanıldığı için, sırt üstü yatırıldığı için bu akü böyle bir sorunla karşılaşacağımı zannetmiyorum. O yüzden somunları yerleştirdim. Yuvasına oturttum. Montaja hazır hale geldi. Önce hangisini bağlıyorum? Artıyı tabii ki. Hafifçe sıkıyorum lokmanla. Artı kutbun üstünü. Şöyle kapatıyorum. Sonra eksiğe geliyorum. Yani bazı akülerde, bu yatık akülerde özellikle daha kolay oluyor montajlamak. Altına bir karton desteği yapmadan kolaylıkla yapılabiliyor. Bazı akülerde tabii daha zor oluyor. Onu da gösterdiğim tekniği uygulayabilirsiniz. Kartona gerek kalmadı. Gergi demirini de aynı şekilde önce yerine yerleştiriyorum. Daha sonra anahtarlarını sıkacağım. Çok sıkmıyorum bir tarafı. Eşit sıkmak gerekiyor. Çünkü bir tarafı çok sıkarsanız öbür taraf havaya kalkar. İkisini de oturttuktan sonra tamamdır. Şimdi anahtarımızı şuradan alalım. Bakalım çalıştıracak mı? Belki de çalıştırmayacak. Belki de bir problem çıkacak. Kontağımı açtım. Enjeksiyonu ateşliyorum. Sıkıntı yok. Bu aküde uyumlu. Artçı selesini kapattım. Ve artık yola çıkmaya hazırım. 3 motosikletimin de aküsünü Asterion'a değiştirdim. Üçünün de uzun süreli geri dönüşlerini, performansını ölçümleyebilmek adına sponsorumuz olan Asterion'a bu akülerden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Harley Davidson servisine gideceğiz. Harley Davidson servisindeki ustamız neden sürekli Asterion aküyü kullanıyor Harley Davidson'larda? Bakın çok önemli bir konu. Sizin için de önemli bir konu. O sorunun cevabını almaya gideceğiz. Ardından da Asterion aküyü ikiye keseceğiz. Hadi bakalım.